Kağıthane'de frenleri boşalan özel halk otobüsü önce otomobili ardından da durağa çarparak durabildi. Hemen detayları alacağız. Buse Deviren telefon attığımızda. Buse sendeyiz. Kaan, saat öğlen saatlerinde saat 12.30 civarında Kağıthane Şirintepe mahallesinde bir kaza meydana geldi. Herhangi bir yaralı ve hasar alan ölümle sonuçlanan bir durum yaşanmadı neyse ki saat 12.30'u dediğimiz gibi Kağıthane Şirintepe mahallesinde gerçekleşti bu trafik kazası. Özel halk otobüsü Sinan Aydın kullanıyordu, 60 yaşındaki sürücünün freni, otobüsünün freni boşaldı ve kontrolden çıktıktan sonra da yokuş aşağı hızlanan otobüs önce bir dükkanın tentesine çarptı, ardından da park halinde bir başka otomobili sürükledi. O otomobil ise merdiven boşluğuna düştü. Ekranlarınızda da o görüntüler geliyor. Dediğimiz gibi saatler 12.30 civarındaydı, öğlen saatinde Kağıthane'de gerçekleşti bu kaza. Özel halk otobüsünün şoförü 60 yaşındaki Sinan Aydın'ın frenleri boşaldığı esnada ilk önce bir kontrolden çıktıktan sonra yokuş aşağı hızlandı otobüs. İlk önce bir dükkanın tentesine çarptı, ardından da park halinde bir otomobili sürükledi. Dediğimiz gibi ölen ya da yaralanan olmadı bu kazanın neticesinde. Tabii ardında yara almadan kurtulduğu müjde gerçekleşti diyebiliriz aslında. Bu olayda birden fazla araç karıştı, hem otobüs hem de otomobil. Ardından da sürücü bir şekilde durdu o alana çarptıktan sonra. Ölen ya da yaralanan olmadı. Özel bir halk otobüsü, 60 yaşındaki sürücü frenin boşaldığını söyledi. Olay yerine kısa süre içerisinde ihbarların neticesinde de güvenlik ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik oluşturuldu. Polis ve ambulans ekipleri de bölgeye geldi. Tabii otobüs durağında da o dönem o sırada vatandaşlar vardı. Bir panik yaşandı. Evet. Ama dediğimiz gibi güvenlik önlemleri alındı ve herhangi bir yaralı ya da ölen olmadı. Bu şekilde kontrol altına alındı diyebilirim. Peki Buse'ye çok teşekkür ediyoruz. Buse Deviren bize yaşanan gelişmeleri aktardı, durumun detaylarını aktardı.